Herkese merhaba. Bugünkü videomuz kümesimizin suluk sistemini nipelli çanaklı su depolu böyle suluk yapacaktım. Ama araştırdım, deneyimledim. Bıldırcınlara yaptım o sistemi. Orada gözlemlediğim kadarıyla su deposu yosun tutuyor. Veyahut da ışık aldığı zaman yosun tutuyor veya şeffaf olduğu için yosun tutuyor. Şeffaf olmasa bile her halükarda kurulu montajlı sistemin sökülüp temizlenmesi zor bir iş. Çanaklar temizlenebilir ama su deposu büyük, 500 litrelik ya da 1 ton su deposunun içini temizlemek zor. Bakteri oluşunu önleyemezsiniz. Onun yerine gittim. Eski suluklarım 15 litrelikti, alttan dolumdu. Onun yerine gittim bugün. Bu sulukları aldım. Gayet kullanışlı. Üstten dolumlu. Şimdi şamandıra sistemi var. Şamandıra havaya kalktığı zaman hazneye biriken su taşmıyor. Yeryüzü yüzey zemin beton eğimli olsa da taşmıyor. Çünkü içinde şamandıra sistemi var. Şamandıra havaya kalktığı zaman su, içine hazneye akan su duruyor. 5 tane aldım. Bir daha sulukların oraya aldım. 6 tane. Fiyatı 23 litrelik üstten dolum şamandıra sistemli. Ben altına piriket koydum. Çünkü ayakları kısa olduğu için yerdeki talaşlar içine gitmesin diye. Hem de tavukların boyuna uygun. Yere eğilmesinler diye. Rahat yüzsünler diye. Altına piriket koydum. Gayet şık oldu. Su dolumu gayet güzel. İçeriye hortumu çekiyorum, dolduruyorum. Yerinden kaldırmaya da gerek yok, taşımaya da gerek yok. Bunların içinde su bittiği zaman dışarı çıkarılır, temizlenir, boş olarak yerine konur. Çünkü içine su dolduğu zaman bunun kulpu bunu kaldırmaya yetmez. Yani bu kulp bunu kaldırmaz. Kaldırsa bile eğilir. Yani yerinde doldurulacak, su bittiği zaman dışarıda temizlenecek, tekrar yerine konacak. Hortum çekeceğim, dolduracağım. Bu kadar basit. Bunların tanesini 45 liraya aldım ben. 5 tane buraya aldım, 1 tane oraya aldım, 6 tane. Buraya, şuradan itibaren şöyle, karşıya, şuradan da şöyle, bölüm yapacağım burayı. Böleceğim burayı arkadaşlar. O yandaki astrologlarımızı bu bölmeyi alacağım. Şuradan böldükten sonra bu bölmeyi alacağım. Kışında sobamızı buraya kurunca hem sıcaktan istifadesini, oradan istifade edilir de ben o bölümü de dörde bölüp orada damızlık, tavuk ve horozları koymayı düşünüyorum. Orayı böldükten sonra bu kısma da fazlalık horozlarımızı koymayı düşünüyorum. Dışarıda kış gelmeden önce. Yani suluk sistemi bu. Çok mantıklı, çok kullanışlı ve hijyeni en üst seviyede. Temizlenmesi kolay, doldurulması kolay. Çek hortumu doldur. Buraya ben kümesimizin içine bir tane vana, bir tane de çeşme bağladım. Şuraya iki tane. Buraya vana, vana yakınca çeşmeden su akacak. Buraya hortumu takacağım. Kışın bu çeşme dolmuyor. Buraya hortum takacağım. Hortumla buradaki suluklarımızı dolduracağım. Kapatacağım. Hepsi bu kadar. Zannediyorum bu önceden de burada 5 suluk vardı. 15 litreliklerde ne yapar? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75 litre. Bunlara 24 saat gidiyor. 200 tane tavuk 24 saatte veyahut da 20 saatte 75 litre su içiyorlar. Bu 23 litrelik 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 250 litre oldu. Yani 170 litrelik suluk sistemimiz 250 litreye çıktı. Bu da sanırım 1,5 gün, 2 gün gider. Daha sonra dışarıda ağzında biriken pislikler temizlenir, tekrar yerine konur, tekrar devam edilir. Yani bu sistem İyi oldu. Çünkü su doldurup boşalt, alttan dolun, üstten boşalt, içini yıka,
gayet zor oluyordu taşıması. Ben de bu sisteme karar verdim. Su deposu sistemini kesinlikle düşünmüyorum. Araştırdım, test ettim bulduğum kafesini. Şimdi onu da göstereceğim size. Evet. Ve renkli bir şey oldu, güzel oldu. Sarı kırmızı oldu. Evet. Kolluklar yeşil, bunlar sarı kırmızı. Bunlar siyah kırmızı. Alt zemine de siyah döşeme alınca gayet hoş olacak. İnşallah bunları sobayı da kuracağız kızım. Şimdi bu tarafa geçelim. Çekil kızım. Bu tarafa geçelim. Bu tarafa dün astrologları almıştım ben. Bir tane tek denedim. Memnun kaldım. Hemen sabah gittim. 5 tane de aldım. Burada. 1 suluk bir yemlik. 25 litre. Bunları 15 litre 24 saat yatıyordu. Şimdi 25 litrelik depo koyduk. Değil mi kız? Gayet iyi oldu. Buradaki sistem şöyle arkadaşlar. Su deposu yapıldığı zaman buraya ben bıldırcınlara su deposu sistemi yaptım. Böyle vana koydum. İçeride vidalı çanak sistemi var. 5 tane burada, 5 tane altta. Çanakların içi kirleniyor. Temizlemesi zor. Çünkü orada vidalı monteliler. Temizlemek için bezle içini almak gerekiyor. Sıkıntılı bir iş. Bu su deposunun içi şeffaf olduğu için sanırım içi ışık alıyor. Işık aldığı için de yosun tutuyor. Bunu da buradan tekrar hortumları kesiyorum falan filan ediyorum. Tekrar hortum kesip tekrar monte ediyorum. Bunu iyice yıkıyorum, tekrar takıyorum. Falan filan hikaye yani. En güzel sistem bu sistem. Yani ben çok memnun oldum. Memnun kaldım. Daha bu astrologların burayı temizleme işlemine geçemedim. Çünkü belediye geldi. Kanalizasyonumuzu bağladı binanın. Onunla meşgul olduk. Evet, bugünkü videomuz bu. Süper bu sistemi. Kayseri'de olup da bu videomu seyredip bu ürünü nereden aldın diye soran arkadaşlar için ideal yem var. Hayrettin Şen. Hayrettin abiye benim selamımı söyleyenlere indirimli de alabilirler. Orada bir diskonto yapar bizim için. Evet. Biz paramızdan aldık. Herhangi bir sponsorluk mu konsorluk yok yani. Paramızdan gittik. Tanesine 45 lira verdik, aldık. Öyle. Bu astrolop horozlarımızı da içeri alacağız bölme yaptıktan sonra. Havalar soğumadan. Burada iki tane kurk Brahma'mız var. Onları dün bu kafese aldım. Bugün biraz iyileştiler. Kurtları biraz gitti. Bunlar bugün de burada kalacaklar. Yarın bunları kümese tekrar koyacağız. Evet. Ne haber? Burada da 5 tane Brahma horozumuz var. Bu Brahma horozları ücret karşılığı sahiplendirebiliriz. 5 tane horozumuz var. Brahma tavuklarımız var. Onları Kayseri'den isteyen arkadaşlara ücretli olarak gelip bakarlar, beğenirler. Fiyatına esnem, anlaşırız her şekilde. Tavuk takası da olabilir. İlla parayla satmak şart değil, takasla da yapabiliriz. İsteyen olursa videoda kısmında bana yorum yazabilir. Instagram'dan yorum yazabilir. Face'den yorum yazabilir. Bulunduğum adres zaten videomda konum olarak mevcut. Brahma tavuk ve horozları isteyen arkadaşlara sahiplendirebiliriz, takas edebiliriz. Yani bu sene Brahma beslemeyi düşünmüyorum. Bu sene inşallah rırlarımızı ve astrologlarımızı ve suseklerimizi, playmutlarımızı 4 ırk çoğaltmayı düşünüyorum. Onları çoğalttıktan sonra bu bahçemizin ortasında bulunan yere hobi kümeslerini yaptıktan sonra
tekrar sıfırdan Brahma yetiştirebiliriz. Yani buraları projeyi gerçekleştirsen sonra bayağı bir çeşitli ırk alacağım ama seneye kadar. Onun için de buradaki Brahmaların içeride rezil olmasını istemiyorum. İsteyen arkadaşlar varsa bana ulaşabilirler. Sahiplendiririz. 5 tane horozumuz var. Burada 9-10 tane de tavuğu var. Bugün bayağı yorulduk. Çukur mukur eştik, uğraştık. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün günlerden salı. Çektiğim videoları aynı gün yüklüyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.